Bu videoda size adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen ve gerçekten var olan askeri buluşlarını göstereceğiz. Hazır olun, çünkü savaş alanındaki sınırları aşan bu inanılmaz teknolojiler gelecekte pek çok savaşın da seyrini değiştirecek. Haydi başlayalım. Akıllı nişancı Smash. Akıllı nişancı Smash, insansız hava araçlarını ve küçük yer hedeflerini vurmak için tasarlanmış bir dizi sistemdir. Bu sistemler bir radar ve çeşitli silahlar için bir montaj aparatı içerir. Radar yaklaşık 25 km uzaklığa kadar hedefleri izleyebilir. Yuva 7.62 mm'lik bir tüfeğe mükemmel uyum sağlar. Gelecekte hafif makineli tüfeklerle çalışan bir versiyon da planlanmaktadır. Akıllı nişancı komut verildiğinde harekete geçerek hedeflere saldırır. Çok sayıda hedef varsa öncelik sırasını belirlemede yardımcı olur. Ayrıca kompakttır ve normal bir kamyonete monte edilmesi kolaydır. Fibrotex Mobil Kamuflaj Sistemi. Fibrotex Technologies, Sandcat zırhlı araçlarından Leopard 2 tanklarına kadar çeşitli araçlar için kamuflaj sağlamaktadır. Kamuflaj sadece termal IR ve UV radyasyonunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ısı tutulmasını önleyerek mürettebat konforunu arttırır. Alev geciktirici ve su itici kamuflaj ekipman performansını korur. Çift taraflı tasarım sayesinde hızlı kamuflaj çok daha kolaydır. Alaska Defense. Alaska Defense, 85 ülkeye 36.000'den fazla çadır teslimatı gerçekleştirerek askeri çadır tedarikçisi olarak öne çıkmaktadır. Bu şirket tüm Amerika askeri kolları ve NATO müttefikleriyle işbirliği yapmıştır ve ürünleri güvenilir bir seçimdir. Çadırlar çok yönlüdür. Maksimum 46 metreye çıkan uzunluklarıyla mutfak, hastane ve hatta uçak hangarı bile olarak kullanılabilirler. MMH Mobil Modüler Hastane. MDCG Systems'e benzer bir ürün sunmaktadır. Modüler mobil hastane altın saat MMH modülleri ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, sterilizasyon odalarını ve dış ünitelerini içerir ve hepsi teslimat sırasında standart 6 metrelik konteynerlara sığar. Bir modülün konuşlandırılmasının sadece 20 dakika sürmesi takdire şayan bir özelliktir. Kastinger Tutucu. Görüntülerdeki nişancı HK416 tüfeğini şık bir yükseltme ile kullanıyor. Tüfeğe Kastinger tutucu takılı. Bunun amacı açık. Kullanılmış kovanları bir çantada toplayarak nişancıyı bu zahmetten kurtarmak. En fazla 30 kovan alabilen bu çanta, kolay boşaltma sağlayan bir fermuara sahip. Tutucunun üst kısımları ateşleme sırasında ortaya çıkan gazların bir kısmını yönlendirmeye de yarar. Üreticiler Kastinger'in solak atıcılara da uygun olduğunu belirtmektedir. Picatinny rayına rahatlıkla monte edilir. Treva 30 çeşitli kurtarma operasyonları sırasında hızlı müdahalelerde bulunabilir. Bu kurtarma aracı sıkışmış araçların çekilmesi, yükleme indirme ve çeşitli mühendislik işleri için kullanışlıdır. Treva 30 otomobillerden piyade araçlarına kadar neredeyse her şeyi çekebilir veya yükleyebilir. Üzerinde 25 ton çekme kapasiteli bir vinç ve 30 ton kaldırabilen bir vinç bulunmaktadır. 2 kişilik bir mürettebat tarafından kullanılan kabin 5 kişi için tasarlanmış olup kurtarılan aracın mürettebatı için 3 boş koltuk bırakılmıştır. Ayrıca önde bir dozer bıçağı, arkada bir hidrolik çatal ile donatılmıştır. NP Aerospace 4030 Elite. 4030 Elite sıradan bir bomba kıyafetinin ötesine geçer. Her kullanıcıya göre uyarlanabilen, ölçeklenebilir bir sistemdir. İletişim ve soğutma sistemleri sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve belirli unsurları kullanıcı tarafından çıkarılabilir. Bu da özellikle dar alanlarda faydalıdır. Alev, şarapnel, aşırı basınç ve şok dalgası geri tepmesine karşı koruma sağlayan giysi, dahili omurga koruması da içerir. Acil durumlarda kullanıcı sadece 30 saniyede giysiden çıkabilir. Elbit Systems Hattorix. Hattorix sistemin yaratıcıları hedef belirleme sistemlerine yaklaşımlarını yenileyerek geleneksel lazer yerine GPS tercih etmiştir. Bu değişiklik Hattorix operatörünün izini sürmeyi zorlaştırmaktadır. Versiyona bağlı olarak 5 ila 10 km menzil içinde ateş etkinliğini korurken hedefleri tespit edebilir ve gözlemleyebilir. Kullanıcı dostudur. Akıllı telefonunda harita kullanabilen herkes kolayca kullanabilir. Hattorix ekranında bir hedef görürseniz
basit bir dokunuşla tam koordinatları alabilirsiniz. Copter Pack. Resmi web sitesine göre Copter Pack olarak bilinen bu teknoloji harikasının geliştirilmesi hala devam ediyor. Elektrikle çalışan jetpack gerçekten hayranlık uyandırıcı. Copter Pack, pervaneli sırt çantası, helikopter çanta, helikopter drone veya kişiye özel jetpack gibi adlarla tanımlanmaktadır. Yaklaşık 90 cm çapında iki rotora sahiptir. Tasarımcılar zaman zaman başarılı testlerden video paylaşmakta ancak teknik detayları açıklamakta acele etmemektedir. Uzmanlar bunu kullanırken 15 metre yüksekliği aşmamanızı önerir. GFT Torpedo Seal. Askeri dalgıçlara özel tasarlanmış bu eşsiz araca bir göz atalım şimdi de. Torpidoya benzeyen araç elektrikle çalışmaktadır. İki dalgıcı 18,5 kilometreye kadar taşıyabilir ve gövdesinde ekipman için geniş bir alan vardır. Maksimum dalış derinliği 74 metre olan araç su altında 5,5 kilometre saat hızla seyrederken su üstünde 7,4 kilometre saat hıza ulaşır. Senkronizasyon sistemi sayesinde operatörler grubun konumu gibi gerçek zamanlı veriler elde eder. Bu çok yönlü araç karasularının keşfinden devriyeye kadar çeşitli görevlerde kullanılabilir. Found Trackway. 1940 yılında kurulan Found Trackway deniz uçaklarını tamir ederek işe başlamış ancak zaman içinde odak noktasını değiştirmiştir. Artık paletli araçlar için geçici yollar inşa etmede kullanılan M30H panelleri sunmaktadırlar. 1 kilometrelik 12 metre genişliğindeki yolu döşemek yaklaşık 22 saat sürer. Bu paneller akan sularda ve sulak alanlarda kullanıma hazırdır ve 30 tona kadar yükleri destekler. 60 ila eksi 40 derece arasında değişen sıcaklıklarda bile sağlamlıklarını korurlar. Elrad. Başlangıçta Amerika ordusu için tasarlanan Elrad sistemi o kadar başarılı olmuştur ki artık polis tarafından da kullanılmaktadır. Bu çok yönlü araç mesaj gönderebilir, alarm çalabilir ve isyanları dağıtabilir. Yaygın kullanımları bu şekilde açıklanabilir. G20 zirvesinde, Seaborne Spirit yolcu gemisinde ve 2010 kış olimpiyatlarında görülmüştür. Elrad 2000 RX versiyonu 160 desibel ses şiddetine sahiptir. Operatörler ses saldırı menzilinde 30 ila 360 derece arasında ayarlanabilir ve askeri uygulamalar için yaklaşık 9 kilometrelik bir sinyal iletim menziline sahiptir. Nirms Ajvan Elersov. Bir gün devriye araçlarına böyle bir güncelleme gelebilir. Air Station'da sergilenen bu benzersiz konsept dikkat çekicidir ve çoktan devriye gezmeye hazırdır. Elersov 700 km menzile sahip olan bu aracın arka kısmında mühimmat ve ekipman için yer bulunur. Önerilen silahlar arasında 30 mm otomatik bomba atar ile 12.7 ve 7.62 mm kalibreli makineli tüfekler yer alır. Bu aracın havasız lastiklerle donatılması konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Envari. Envari'nin yaratıcıları uygun fiyatta ancak çok yönlü bir uçak yaratmayı amaçlamış ve sonuç olarak 1 saatlik uçuşu sadece 1000 dolara mal etmeyi başarmıştır. F-35'in 42 bin dolarına kıyasla çok ekonomik. Çok yönlüye gelince Envari 2130 km menzile sahip bir gözetleme, keşif ve saldırı uçağı olarak hizmet verir. Ayrıca 800 kilograma kadar operasyonel yük taşıyabilmektedir. Bununla birlikte Envari'nin tavanı yaklaşık 6 kilometre ile sınırlıdır ve düşmanda taşınabilir hava savunma sistemi varsa ne olacağı sorusunu cevapsız bırakmaktadır. Spear EV. Bugünkü seçkimizi Spear EV ile noktalayalım. Bu füze esasen düşman hava savunma sistemlerini karıştırmak ve insansız hava araçlarına karşı koruma sağlamak için elektronik harpte kullanılır. Gelişmiş ekipmanlar sayesinde Spear EV operatörleri hem müdahalede bulunabilir hem de tuzak oluşturabilir. Her bir füze yaklaşık 100 kilogram ağırlığındadır ve Spear seyir füzesinin gövdesinin kullanılması Spear EV'nin maliyetini en aza indirmiştir.